Hayrola Turgut abi? Canın sıkkın gibi. Bizim senin gibi keyfimiz yerinde değil. Konuşturma be Turgut abi. Şen göründüğüme bakma. Önümde hazır olduracak ayılara uşaklık ediyor. Haklısın vallahi. Duruşun bile haza beyefendi. Öyleyimdir. Her halinden asalet akıyor. Beyefendi gitmek üzere. Kalk abicim, seni arabanın başında görsün. Sağ ol. Mora Turgut, gidecekler mi bugün? Öğleden sonra. Nereden ismiştir akıllarına bu seyahat? Usuldenmiş, adettenmiş. Lüks bir şekilde zengin ve de konforlu yaşadın mı, ille de Avrupa görecek misin? Ya, kim vermiş bu aklı Hüdayi Bey'imize? Çevresi, muhiti. Bizim Ali kardeşimiz de körüklemiş, gidin elbet demiş. Tamamdır öyleyse. Ali'nin izni olmadan abdesthaneye bile girmemişler bugüne kadar. Kör düğüm oldu, kör düğüm. Bağlayamıyorum işte, medeniyet sularıymış. Hay Allah! Beyefendi, müsaade edin, ben bağlarım. Çekil elimden, çekil! Kadın, yaz günü bu post giyilir mi hiç ha? Ne demek? Bu hizmetsek zengin olduğumuzu nasıl anlattıracağım? Hay Allah'ım, şu hale bak! Görüyor musun bak? Kör olmuyorsun canım. Bu ne kılık kıyafet ha? Ne var bir anneciğim de baba? Çabuk, çabuk etekliğini giy, kısa boşlu çoraplarını giy, barbarılarına dönmüşsün. Allah defol, şincik yersin daya benden. Ha. Bana kalırsa kıyafeti pek güzel beyefendi. Düşünün ki akşam yemeğinde Zürich'te olacaksınız. Söylediğiniz kıyafetle Firdevs Hanım'ı görseler size mutlarlar. Öyle mi? Gene de siz bilirsiniz. Fazla karışmak haddim değil ama. Ne demek? Sağ boşuna mı ayda 8 gün kayma veriyor? Vazifen öğretmek oğlum. Mahcup ediyorsunuz beyefendi. Ben Hüdayi yaylacıyım. Erazi, ekin işinin, ticaretinin en vani vatören mavela için kibarlık mesleği sana ait bir şey. Müdür beye gerekli talimatı verdiniz mi beyefendi? Elbette verdim. Ama bir daha kendi edeyim müdüre. Hello, lan müdür. İyi günler beyefendi. Buyurun, emredin. Lan müdür, biliyorum biz Avrupa'ya gidiyoruz. Ali oğlum, yine acette paraya sıkıştı mı? Derhal vereceğim lan! Merak buyurmayın beyefendi. Hayırlı yolculuklar. Hangi şehre giderseniz bana bildirmeyi unutmayın lütfen. Doğru kız, hadi! Dur. Şoförün, ahçının, bahçıvanın senin gelecek aylıklarının. Gayrı hem sana emanet. Merak etmeyin efendim. Ha, ben Sururi Bey'in kokteyl ziyafetine davetliydik. Telefon et, durumu anlat. Peki efendim, bir de çiçek gönderin. Balın sağlıcakla. Bir dakika beyefendi, pasaportları masanın gözünde unutmuşsunuz. Şu melekleri akşamdan cebime koy demedim mi? Adam da kafa bırakmıyor ay ki. Ay kafana, başlayacağım senin kafana. Unutmuşuma bak, unutmuş. Unutur işte. Bulunmaz uşaksın Ali, eşim menendin yok. Sen olmasan ne yapardık he? Sağ olun. Kalın sağlıcakla, çek Avrupa'ya. Kahvaltımı salonda yapacağım. Hadi. Allah ne muradımız var sorarsın. Tamam, anlaşıldı. Hadi maç 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 maç. Hadi bakayım, hadi. Ben de aylığımı rica ediyorum. Ben de. İkinizin de aylığı borç olarak bende kalacak. Birikmiş paralarınızı da rica ediyorum. Fazlasıyla, faiziyle iade edeceğim.
Gene bizi uyutuyorsun. Az mı konuştuk seninle? Milyoner numarasına yatıp en zengin kızı tavlamanın, evlenmenin yolunu. Bacaklarımı milyonlara uzatmanın tam zamanı geldi. Allah lillah aşkına yapma. Seni evladım gibi, kardeşim gibi severim. İş açma başına. Her şey yolunda gidecek, merak etme. El ceketiyle gerdeğe girilmez. Ne olduğun, kim olduğun anlaşılınca rezil olursun. Boşver. Bombası patlayana kadar zengin bir kız bulup voleyi vururum ben. Oh. Karıların, kızların, elmaların, muzların en şekerlisini bu kardeşiniz yiyecek. Ben bu işte yokum arkadaş. Ben de yokum. Kaçamak yok. Abilerinizi gösterip ikiniz de avantanızı alacaksınız. En büyük patron benim bundan böyle. Muhteşem bir köşk. Aşçıların kralı, şoförlerin padişahı. Bir eksiğimiz var arkadaşlar. İşlerimizi yapacak bir hizmetçi lazım. Turgut, hemen kağıt kalem çıkar. Yaz Turgut. Hizmetçi aranıyor. Bekar bir beyin evinde çalışmak üzere... Sağa sapınız lütfen. Nereye gidiyorum? Tüccar Suri Bey'in davetine. İyice sapıttın. Tanıyor musun adamı? Yok, hayır. O da beni tanımıyor. Bizim Hüdayi Bey gibi dangalağın biri. Hava atmak için evinde zengin iş adamlarına parti veriyor. Ben de zengin ve meşhur tüccarlardan... Ali Güvenlioğlu olduğuma göre... Yapma oğlum, bir tanıdık çıkar, rezil olursun. O tehlikeyi de göze alacağız. Sururi Bey'in evi. Evet efendim. Teşekkür ederim. Bu da kim acaba? Bilmem. Kim bilir nerede tanıştık? Çok kibar birine benziyor. Bu ara ömrümüz tanışmakla geçiyor. Hepsini birbirine karıştırıyordum. Belli etme. Biz inanmayalım. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. O şeref bana ait. Ama efendim rica ediniz hanımefendi. Çok mersi. Geciktiğim için özür dilerim. Önemli olan gelmeniz. Bilirsiniz idare meclisi toplantılarını. Hem uzar hem sıkar. Bilmez miyim efendim? Bilmez miyim? Bir kadeh bir şey almaz mıyım? Şeref hanımefendi. Kim olursa olsun pek zarif, pek nazik bir erkek. Merhaba. Hiç bu kadar güzel içki içmemiştim. Affedersiniz, nereden tanışıyoruz? Sururilerin dostları, birbirlerinin de dostları sayılır. Haklısınız ama gene de adınızı öğrenmek isterdim. Ali Güvenlioğlu, fabrikatör. Çok sevindim. Ne üretiyorsunuz fabrikanızda? Zincir, düğme ve toplu iğne. Çok güzel. Ben tirajı yanık aba. Kızım Aylin. Yoksa şu yanık aba ticaret ve sanayi kuruluşu size mi ait? Evet. Kocamın ölümünden beri ben idare ediyorum. Sizi tanıdığıma gerçekten çok memnun oldum. Çok sevindim. Rica ederim. Hı?
Hiçbir kadına bu kadar yakışmaz. Bilmem, ben alışamadım bir türlü. Parmaklarınız da parmaklarınız da öyle güzel ki yüzüklerinizi değerlendiriyor. Sizi dinlemek çok zevkli Ali Bey. Benim için de sizi seyretmek çok zevkli. Ay susun, çabuk heyecanlanırım ben. Bir içki alıp geliyorum. Neler konuştunuz kız? Sülük gibi yapışmıştı sana. Gözlüğünü beğendi. Bana çok yakışıyormuş. Adresini aldı. Telefon numarasını verdi. Bekar mıymış? Evet. Hem yakışıklı hem zengin. Tam sana göre. Bırak o abidin salağını. Böyle biriyle evlen. Çok zarif, çok cici bir kızınız var. Tahsillidir de. İşletme fakültesini bitirdi. İşletmeyi. Ne kadar da esprilisiniz. Fakat çalışma hayatını sevmiyor. Bütün isteği evlenmek. Evinin kadını, çocuklarının annesi olmak. Gerçekten kutlarım kendisini. Siz de bekarsınız demek. Şimdilik ki. Tam evlenecek çağdasınız değil mi Aylin? Bilmem öyle herhalde. Merhaba. Nasılsın Aylin? Tanıştırayım. Ali Güvenlioğlu beyefendi. Fabrikatör. Bu da abidin. Memnun oldum. Aylin'in sözcüsüyüm. Öyle mi? Ya öyle. Kendi aralarında öyle bir şey konuşmuşlar. Ben katilim istemiyorum. Şuraya bak. Nasıl istemiyorsunuz? Daha dün gelecek hafta nişan yapalım demiyor muydunuz siz? Neler saçmalıyorsun sen? Anlaşmazlık olacak. Biz Aylin'in bir arkadaşından söz ediyorduk. Müsaadenizle ben bir içki alayım. Tabii. Nişanı da nereden çıkardın? Ya ne oldu bu akşam sizlere böyle? Elinin kör oldu. Ay yeter artık be. Git başımdan. Kendine gel Aylin. Bu kadar da fazla artık. Gidiyorum öyleyse. Ay gidişin olsun da dönüşün olmasın inşallah. Git arabanı. Pis. Güzelliğinize. Sıhhatinize. Sen içeride iş tut, biz kapı önlerinde ağaç olalım. Yaşadık baba yaşadık. Bir ana kızla tanıştım, ben diyeyim 5 milyon, sende 15 milyonları var. Komşuda düşer, tabii ki sana da düşer. Nerede o günler? Kızın adı Aylin. Beni görünce mayıştı, feleğini şaştı. Tahsili de ha. Bunlar zengin kısmıdır. Saati saatine olmaz, bakarsın cayıverir. Amma yaptım be baba. Hemen desteği izdivacınıza talibim deseydin. Amma kalsa da baba. Kulağını aç da beni iyi dinle. Aylin'in kendi gibi dört gözlü bir sözcüsü var. Ben yani fabrikatör Ali Güvenlioğlu piyasaya çıkınca herifi apar topar paketlediler. Dördüncü viteste gidiyorsun bakıyorum. Her türlü adres ve telefon mevzuatı konuşuldu. Yarın öğle yemeğini Boğaz'da baş başa yiyoruz. Ali Güvenlioğlu. Zengin ve asil. Zincir, düğme, toplu iğne sanayi sahibi. Hem de genç ve yakışıklı. Abidinin işi bitmiştir. Gelecek olursa kovarsın. Hem de tekmeyle. Bugün buluştuğunuzda göster kendini. Gene miskinlik, aptallık eder. Bu yağlı kuyruğu da kaçırırsan parçalarım seni. Merhaba. Günaydın. Yeni bir Mustang araba aldım. Tecrübeye çıktım. Sizleri almaya geldim. Kilios'ta bir balık gelmiş. Dün gece anlatamadık galiba. Aylin seni istemiyor. Anlamadın mı hala? Ne oldu size? Niçin değiştiniz anlamıyorum. Ya haftaya nişan dediniz. Şimdi de kovuyorsunuz. Sana verecek kızım yok benim. Defol diyorum sana. Hadi yürü bakayım kızım. Kalk yürü. Ama ben seviyorum Aylin'i. Yarım milyon nakit verecektim. 1 milyon olsun. Git fakirleri sevindir. Parayla evden satmıyorum ben. Defol. Dur.
Buyurun. Hizmetçi aramıyor diye gazetede bir ilan vardı da. Tamam tamam burası. Buyurun geçin içeri. Şurada bekleyelim. Oturun şöyle. Bey neredeyse gelir. Yemek pişirmesini bilir misiniz? Ama siz aşçı aramıyorsunuz ki. Gazetede yemek pişirmesini bilen bir hizmetçi aranıyor diye yazmıyor mu? Yok. Ulan Ali senin alacağın olsun. Ali kim? Kim olacak? Bey, bizim beyefendi. Siz beyefendiden olan diye mi söz edersiniz? Bizim beyefendi çok samimiydi de ondan. Gazetedeki ilanı görmüş, hemen gelmiş efendim. İsmin ne senin? Aysel efendim. Çok iyi bir kız beyefendi. Ben çok sevdim. Kanı mısın? Sen işine bak. Ukalalık istemez. Nasıl iş yaptığını anlamak için önce seni tecrübe edeceğim. Karşılıklı. Ben de sizi deneyeceğim. Sen de beni deneyeceksin demek. Belki de iş ağır gelir. Memnun kalmazsam çalışmaz. Bak sen. Bu zamanda hizmetçi nerede? Hem de benim gibisi. Bir iki hafta deneriz birbirimizi. Baktım ki olmadı. Ayrılırım. Olur. Hele bir işe başla bakalım. Paramı 15'ten 15'e alırım. Cumartesileri izni çıkarım. Gece yarısından sonra da çalışmam. Evet, kim gösterecek odamı? Ben göstereceğim. Peşimden gel. Güzel. Yumurtalar iyi haşlanmamış. Gazeteler nerede? Şimdi beyefendi. Arabayı da temizle yıka. Şu fiyakaya bak. Ulan neredeyse ben bile inanmışam milyonerliğine. Bu kararlığı bırak arabayı hazırla. Aylin Hanım'la buluşmaya gideceğim. Babam öldüğünden beri işlerim, memurlarım, müdürlerin ellerinde. Ya. İzin verirseniz ben yardımcı olmak isterim. Sahi mi? Ah ne kadar iyi olur. Birbirimize daha yakın oluruz. Yakın oluruz tabii. Dün gece seni düşündüm ya. Ben de. Ay inanamıyorum. Aşık oluyorum galiba. Bir şey mi düşürdün? Ne oldu? Söylesene. Hiç. Başım döndü birden. Şimdi geçer. Böyle masanın altında oturarak mı? Tavsiyesi. Başımın üstünde ağırlık olursa tansiyonum hafifliyormuş. Garsonu çağır, hesabı öde lütfen. Biraz dolaşalım. Şanssızım. Sen mi ben mi? Kalkabilecek misin? Böyle yürümek çok iyidir. Hadi sen de bir dene. Gözlüğünü ver. Böyle daha iyi görülür. Thank you.
Ne yapıyorsun böyle ya? Bizim beyefendim uşağına benzettim şu adamı. Uşak kısmının böyle yerde ne işi var? Sarhoş musun nesin? Hadi kalk gidelim. Söylediklerimi can kulağıyla dinle. Çocuk hem yakışıklı hem de milyoner. Abidin gibi hem aptal hem de zürt değil. Ay anladım anne. Ben bir kere daha söyleyeyim de ne olur ne olmaz. Biliyorsun şirket, fabrika hepsi ipotekli. Babanın mirası bıraktığı borçları karşılamıyor. Yakında hepsi satılacak, beş parasız kalacağız. Biliyorum anne. Sen gene bil. Ne yapıp yapıp herifi bir an önce evlenmeye razı etmelisin. Bu müflis durumumuzdan ancak onun milyonlarıyla kurtuluruz. Yoksa sürünürüz, anladın mı? Evet anne. Bütün iş nikahı kıyana kadar. Ondan sonra? Ondan sonra durumu açıkça anlatacağız. Ağlayıp ayılıp bayılacağız. Boşanmaya kalkışırsa, yalancılar, namussuzlar diye üstümüze saldırırsa? Bütün iş sende. Aşık edeceksin herifi kendine, o zaman boşanmaz. Birkaç milyon sızdırırsın, bütün ipotekli mallarımızı kurtarırız. Lokantada herifi karşımda görünce fırttırdım. Gelip de konuşacak, uşak olduğum ortaya çıkacaktı. Sonra ayıkla pirincin taşını. Öyleyse pek ortalara çıkma. Bir aksilik daha olmasın. Günaydın efendim. Günaydın. Nasıl, buraya alışabildin mi? Çalışıyorum efendim. Başka bir emriniz var mı? Bana sorma. Etrafına bak, kendin gör. İşe kaçta gidersiniz? Çalışmıyorum. Tatildeyim. İşlerimi memurlarım görüyor. Bir ihtiyacın varsa Turgut Bey'e söyle, avans versin. Cumartesi günleri izinlisin. Buraya arkadaş, akraba falan getirmek yok. Alo? Sizi istiyorum. Alo? Ben Ali. Hı? Merak mı ettin? Hiçbir şeyim yok. Demir gibiyim. Öyleyse yarın saat 10'da şeye gel. Kulübe gel, tenis oynarız. Olur olur. Gelirim. Büyük mutluluk duyarım. Bay bay bir tanem. Ben de öperim. Yandık. Tenis oynayacakmışız. Yandın ki ne yandın? Ulan tenis oynamak kim sen kim? Ben öğretirim size. Hem de çabucak öğretirim. Bak sen. Tenis de biliyorsun demek. Nereden öğrendin? Askerde mi? Çalıştığım evlerde öğrendim. Pek marifetlisin maşallah. Tecrübesi bedava. Para da almam sizden. İnsan bu kadar zengin olur, böyle bir çevrede yaşar da bu yaşa kadar öğrenmez mi? Etme ukalalık. Beyefendi iyi hoş ama pek çapkın galiba. Genç, yakışıklı, paralı. O çapkın olmayacak da ben ne olacağım? Seninle de pek içli dışlı. Şoförü gibi davranmıyor. Buyurun. Yok kızım. Bir arkadaşına gitti. Ne zaman mı döner? Bir şey söylemedi. Güle güle. Ne söyleyeceğimi şaşırdım. Bıktım artık Ayşe'nin arkadaşlarına yalan söylemekten. Bir daha telefonu ben açmayayım diyorum, dayanamıyorum, bir açıyorum. Bu zamanda zorla kız evlendirmeye kalkarsan böyle olur işte. Aysel 3 gündür meydanda yok. Haklısın karıcığım, hata ettim Aysel'e baskı yapmakla. Kız da iyi bir çocuktu, hem de zengin. Evlenirler, mesut olurlar dedim. Oraya ihtiyacımız mı vardı? Ya geri dönmezse? Aklına kötü şeyler getirme. Polise haber verdim. Her tarafta arıyorlar. Neredeyse bulurlar. Allah'ım sen koru.
Sen bize bağışla yavrumu. Raketi şöyle tutacaksınız. Bilek çok gevşek olacak. Aşağıdan yukarı doğru vuracaksınız. İşte böyle. Harika oynuyorsunuz. Niye kapıyı geç açtın? İş yapıyordum, duymadım. İş yapıyormuş. Bunlar avucumun işi gibi bilirim. Ya roman okur, ya süslenir, ya da uyurlar. Yalan söylemiyorum. Salonu süpürüyordum. Dur, karşılık verme. Al şunu bakalım. Ne bu? Senin ufak bir hediye. İstemem. Hem neden? Al, al. Tenis öğretmenliğine karşılık. Teşekkür ederim. Pastanın oturdu üzerime. Sanki vücut ölçülerini biliyormuşsunuz gibi. Gözlerim keskindir. Kimin kimsen yok mu senin? Hiç kimsem yok. Nişanlın, sevgilin falan? Hayır. Ama olacak. Olacak deme. Evet. Genç bir kızım. Ömrümün sonuna kadar yalnız yaşayacak değilim ya. Doğru. Aşk kim bilir ne güzel şeydir değil mi? Yeter. Bir iki soru sorduk ya, mayalaşma hemen. Nedir bu üstündeki şıkırdım zevksiz elbise? Sizin hediyeniz. İlk defa size giymek istedim. Yakışmış mı? Git çıkart. Önlüğünü de tak. Böyle samimiyetten hoşlanmam. Peki efendim. O seveceğin, dalga dümene düşeceğin herife giyersin. Olur. Ne duruyorsun hala? Bağırmayın, gidiyorum. Bağırırım. Hadi bakalım, al voltanı. Kaldır şunları. Bulaşığı da sabaha bırakma. Kahve ister misiniz? İstersem söylerim.
Affeder. Niçin sinirlendiğimi bilemiyorum. Aslında bağırıp çağırmayı, kavgayı hiç sevmem. Oldu bir defa. Ne yapayım? Dövmedim ya seni. Küfür de etmedim. Elbet birini seveceksin. Evleneceksin. Unutalım olanlar. Olmaz mı? Ben alt tarafı bir hizmetçiyim. Özür dilemeniz gerekmezdi. Ne yani? Bizim gibiler insan değil mi? Yani sizin gibiler demek istedim. Sizlerin gururları, haysiyetleri, yürekleri yok mu? Sağ olun. Çok iyisiniz. İyi geceler. Size de. Düşünüyorsun? Milyonları mı, aileni mi? Hiçbir. Yoksa dünden beri başkası mı çıktı piyasaya? Yok. Bu kız hem güzel hem de görgülü. Sulanıyor musun yoksa? Ağzını topla. Ben de ahlaklı adamım. Haddimi de bilirim. Yaşımı da başımı da. Güzel müzel diye pek ballandırdın da. Yalan mı? Saçları, gözleri, elleri, hareketleri... ...her şeyi güzel ve zarif değil mi? Bilmem, pek dikkat etmedim. Hala bulunamadı kızımız. Başına bir hal gelir. Namusu şerefe elden giderse ne yaparsın? Boşuna üzülüyorsun. Aklı başında kızdır Aysel. İyi yetişmiştir. Kendini korumasını bilir. Göreceksin yakında sapasağlam çıkıp gelecek. Gazetelere de ilan verdim. Bir gören, tanıyan mutlaka çıkacak. Haber vereceklerdir. Turgut abi, Ali Bey yemeğe gelmeyecek mi? Belli olmaz. Telefon da etmedi. Hep böyle mi yapar? Hep. İçim yanıyor. Çok seviyorum seni. Sensiz yaşayamam artık. Ben de. Evlenelim.
evlenelim Elbise. Evlenelim mi? Evlenelim tabii. Neden olmasın? Doğru mu söylüyorsun? Doğru tabii. Ah anne. Ne kadar mutlu edeceğim göreceksin seni. Evlenmenizin şerefini. En azından evlenince dayanmadın, sarhoş musun? Kendim büyürüm ben. Ne güzel kızsın sen ya, bak bakayım bana. Adın ne senin? Aysel efendim. Sen hiç aşık oldun mu Aysel? Ha? Hayır efendim. Ol kızım ol. Aşık olmayan yaşamıyor demektir. Ben şimdi yaşamaya başladım. Bu sizinki yaşamak mı yani? Ne? Beğenemedin mi? Beğenilecek bir tarafı yok da. Bırak beni, yatacağım. Kalkın, rica ederim. Bırak dedim sana ya. Burada sizin gibi değil beyler, uşaklar bile yatmaz. Farz et ki uşağım. Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak ama yatağınıza yatın. Ben beyefendi değil miyim? Burada da yatarım. Burada da yatarım ya. Kalkın lütfen, kalkın. Size bir kahve pişireyim, açılırsınız. İstemem. Ben bugün İstanbul'un en zengin kızlarından birinin sevgilisiyim ben ya. Para, üstelik para kum gibi. Apartman, araba, kotra. Para. Varlığımdır zaten. Yokluyum ya. Para. Varlığım. Yokluğum ya. Ne? Ben manyak mıyım ya? Hayır ya. Evlenelim dedi. Neden olmasın dedim. Oh, bu para. Varlığımdır zaten. Yokluğum ya. Para. Varlığımdır zaten. Yokluğum ya. Sevmiyorum, aşık değilim. Bir sevsem, sevdiğimi benimden kaldığım gibi anlar. Annem ve ben çok pişmanız, perişanız. Baba. Ömrümde bu kadar içmemiştim, başım çatlıyor. Bir aspirin iç geçer. Bir aspirin getir bana. Kahvaltıdan sonra alsanız aç karnına midenizi bozabilir. Evet, sen karışma. Niçin yırtık bu gazete? Bir şey koparılmış gibi. İş ilanları vardı.
Hizmetçi arıyorlardı. Ben kopardım. Neden? Ne yapacaksın? Gideceğim bu evden. Hı? Hayır, bir yere gidemezsin. Birbirimizi tecrübe etmeyecek miydik? Yapamayacağım burada. Dur bir dakika. Konuşalım. Yerine bir başkasını buluncaya kadar hiç değilse bir hafta daha kal. Ne olur. Dün akşam içinde af dilerim. Çok, çok sarhoştum. Alo, ben Ali. Aşk olsun, böyle mi söz verdin? Hani bu sabah telefon edecektin? Affet, yeni kalktım da. Şimdi arayacaktım. Sen aradın. Kalp kalbe karşıdır derler. Öyle değil mi güzelim? Oh, bir tanem benim. Gecelerimin renkli rüyası. Seni ben nasıl seviyorum biliyor musun? Deliler gibi seviyorum. Ben de seni seviyorum. Olur sevgilim. Tabii annenle geleceksin. Müstakbel kayınvalidemin elini öpme şerefini vereceksin bana. Bu gece yemeğe davet etmiştin beni. Hı? Unutmadın değil mi? Hayır. Annemle beraber. Tabii annemle beraber. Unutur muyum hiç? Tabii annenle beraber. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Aferin benim akıllı güzel kızım. Artık bu akşam söz keseriz. Merhaba. Gene mi sen? Gene ben, her zaman ben. Sana bir meydan sopası çekeceğim ki görürsün sen şimdi. Ne istersen yap, ayrından vazgeçmem. O benim için yaratılmış. Gözlük numaralarımız bile aynı. Vapuru kaçırdın abicim. Yakında nikahına bekleriz. İstanbul'un en zengin, en yakışıklı, en şifseli erkeğiyle evleniyor Ayşe. İyi sil. Her taraf pırıl pırıl olmalı. Bu çiçekleri değiştirmeyi unutma. Banyoyu da iyi sil. Parlat. Yeni havlular çıkar. Benim işimi bana öğretme. O kadar iyi biliyorsan geç kendin yap. Ya. Şirrete bak, sersem, mahalle karısı. Böyledir bunlar. Gitme kal diye yalvarırsın, tepere çıkarlar. Bir de utanmadan zırıl zırıl gözyaşı. Gözyaşı mı? Niçin ağladı acaba? Elinin körü için, onu da ben mi düşüneceğim? Sana kesik olmasın sakın ha? Oho, olacak iş mi? Kala kala hizmetçiye mi kaldım? Sen nesin ulan? Ufak karata. Bizleri hakir mi görmeye başladın? Yoo, o ne biçim laf abicim? Genç, çalışkan, tertemiz, hepsinden de güzel. Hizmetçi de Allah'ın kulu değil mi? Orası öyle öyle ama... Nereye? Bugün cumartesi değil mi? İzin günüm. Ama misafirler de... Beni ilgilendirmez. Görüyorsun, görüyorsun değil mi? Vallahi çıldırmışsın sen. Evden kaç, hizmetçi ol, sonra da efendine aşık ol. Harika, harika. Alayı bırak Leyla. Seviyorum herifi. Hem de çılgınlar gibi. İyi ya, senden iyisini bulacak. Güzelsin, zenginsin, şükselisin. Onun gözü beni görüyor mu? Aynen denen o dört gözlü kokonoya aşık. Düşün bir kere. Bu akşam köşke davettiler. Ben de hizmet edeceğim onlara. Müteahhit Naci Bey'in kızı olduğunu söyleseydin ona. Beni ben olarak severse iş var. Babamın milyonları için beni severse ne yapayım öyle bir kocayı? Darılma ama çok romantiksin. Bu zaman para çağı. Bunu sen de çok iyi bilirsin. Bilmiyorum ama söylediğini yapamam. Başımı alıp gideceğim.
Aptallık eder. Ben senin yerinde olsam kalır mücadele ederdim. Tuttuğunu koparan bir kızsın. Doğru söylüyorsun. O da diyor, denemeye değer. Anneni aradın mı? Bitti, eridi zavallı kadın. Alo, buyurun. Ay sanırım siz misiniz? Bir dakika. Kızım, sen misin? Ayşe'cim, nerelerdesin bugüne kadar? Ağlama anneciğim, ben iyiyim. Rahatım, sakın üzülme. Ay yavrum, canım kızım. Günlerdir çektiğimiz acıyı bilemezsin. İstemezdim ama siz mecbur ettiniz beni. Tövbe yavrum. Bir daha ağzımızı açacak değiliz. Kiminle istersen evlenirsin. Hepsi bitecek. Çok yakında döneceğim. Babama da söyle, üzülmesin artık. Peki anneciğim. Allah'a ısmarladık. Nihayet sesini duyabildim. Şükürler olsun Tanrım'a. Kiminle konuşuyordun? Aysel'le. Ah. İyiymiş. Çok yakında dönecekmiş. Senin de ellerinden öptü. Üzülmesin dedi. Buyurun. Ah. Hoş geldiniz. Hoş mutlu ettiniz. Şöyle buyurun. Alın verin efendim. Teşekkür ederim. Asana şunu bakayım. Şöyle buyurun. Ah, teşekkür ederim. Pardon. Köşkünüz bir harika. Pek de zevkle döşenmiş. Değil mi Aylin'ciğim? Ya, Teşekkür ederim efendim. Geç kızım şuraya. Yemekten önce birer içki alır mıyız? Tabii. Bu gece ben de sizin kadar içeceğim. Ne yapıyorsunuz beyefendi? İçki servisi benden, sen yemeklere bak. Ah, zahmet oldu size. Çok mersi. Her şey gönlünüzce olsun. Hadi sen git, izinlisin. Misafirlere servisi ben yapacağım. Yaşa küçük hanım. Şimdi sen görürsün. İşte Hint ya. Bu akşam başka içki yok size. Şuraya kıvrılı vereyim biraz. Kıvrılın kıvrılın tabii. Şimdi açılır. Evinizdesiniz. Sakın yabancı gibi davranmayın. Üzülecek bir şey yok. Bırakalım uyusun biraz. Ay ne oldu? Niçin böyle oldu anlıyorum? Merak etme. Merak etme. Biz başlayalım, annen sonra yer. Tabii tabii. Seni öpmek, sevmek için çıldırıyorum. Ben de. Çağırmadan gelme demiştim. Pardalı unutmuşum. Peki,
Tamam, tamam. Evet. Çok güzel, çok güzel bir salata. Aşkım fena değildir, harikadır. Hiç ekmek yemem. Yalnız yeşil salata ve et. Güzelim. Güzelim benim. Canım. Cildinin güzelliği vücudunun şeklinden belli. Yapma. Fena oluyorum. Ya ben? Anlamıyor musun? Ya ben? Ben mi oluyorum anlamıyor musun? Ah! Ne yaptım acıktım. Ah! Ah çok fena. Banyo nerede? Yukarıda merdivenin başında. İyi akşamlar. Oo maşallah akşamcılıklar demek. 40 yılda bir bir kadeh. Ha, ayıp ettiniz. Bizi davet etmek yok mu? Geldi mi? Geldi mi büyük misafirler? Geldi. Salondalar. Ya. Oh sevgilim. Geçti mi? Geçti. Etleri getireyim mi? Ben haber veririm derim. Dışarı. Ne oldu? Acıttın mı? Midem. Ay. Annem uyandı mı bari? Gene bağırıyor. Zavallı kız. Yediği bir şey dokunmuş olacak. Al şunları evlerine götür. Allah kahretsin başıma bela oldular. Hadi. Annesi nasıl uyanabildi mi? O cadıyı ben ilaçladım. Sabaha kadar horlayacak. Ama kızına ne oldu bir türlü anlayamadım. Üzülmeyin canım. Karışma sen. Hem o kadar söyledim. Gene de zırt pırt gelip kafa ütüledin. Hadi Yusuf'u topla. Düşmezdi. Ay, midem. Bindirdik otomobile. Büyük hanım horluyordu. Küçük hanım da inliyordu. Yok bırak alsın. Otur karşıma. Otur dedim. İçelim. Ben nasıl içerim sizinle?
Çok kötü bir akşam geçirdim. Beraber iki kadeh içecek bir arkadaşa ihtiyacım var. Hadi, merhaba. Merhaba efendim. Bir şeyler yemez misin? Teşekkür ederim efendim, yedim. Neden rahat bırakmadın bizi? Vazifemdi, elimden geldiği kadar. Neyse, içelim. Bununla aynı masada oturmak, konuşmak, içmek. Ay! Kötü bir şey mi? Hayır, çok çok mutluyum. Ay! Çok fena bir sancı mı? Feci, yara gibi ağrıyor. Ay, ay. Anne! Bu sana ders olsun. He? Of, başım çatlıyor. Mengeneler, kerpetenlerle sıkıyorlar sanki. Ay, yara var midemde. Ülser oldum. Belki de kanser. Zalim herif. Ağrıdan geberiyordum da giderken uğurlamadı bile. Şu saate kadar telefon da etmedi. Ay 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 ay. Ay hoşlanıyorum ondan ama gururum her şeyin üstündedir. Biz yanık abalılar. Ay 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 ay. Asil ve mağruruz. Paramız yoksa da haysiyetimiz var. Ay 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 ay. Merhaba. Günaydın demeye geldim. Günaydın dedim, gidiyorum. Ay şey, abidim değilsin. Bana mı sesleniniz? Görmüyor musun, hastalıktan dökülüyoruz. İnsan bırakıp da gider mi? Sen benim sevgili nişanlım değil misin? Vallahi abidin olarak afallamış ve çuvallamış durumdayım. Haklısın yavrum. Telgraf, buyurun. Kime? Burası Hüdayi Bey'in köşkü değil mi? Burası Ali Bey'in köşkü. Demek Hüdayi Bey köşkü sattı. Onu bunu bilmem. Burası Ali Bey'in köşkü. Neyse. Şuraya imzalayabilirim lütfen. Telgrafta 11 numara yazıyor da. Pazar akşamı oradayız. Bizi havaalanından al. Hüdayi. Deli mi nedir bu postacı? Evin eski sahibinin telgrafını bize verdi. Ali Bey yok mu? Sokağa çıktı. Ne yapacaksın? Bugün cumartesi. İzne çıkıyorum da. Gittiğimi kendisine söylersin değil mi? Güle güle git. Güle güle gel. Kızım, yavrum. Babacığım. Döndün artık. Bir yerlere gitmeyeceksin değil mi? Birkaç gün daha işim var baba. Sonra hep yanınızda olacağım. Her şey tamam. Evleniyorum. Ne zaman? Bugün. Yıldırım nikahıyla. Ne? Ne? Aysel nerede? Bugün cumartesi ya, izne çıktı. Peki, ikiniz de hazırlanın. Nikah şahidimsiniz. Siz Ali Güvenlioğlu,
Aylin Hanım'ı zevceliğe kabul ediyor musunuz? Ali Bey, zevceliğe kabul ediyor musunuz? Ali Bey, Aylin Hanım'ı zevceliğe kabul ediyor musunuz dedim. Ali Bey, size soruyorum. Aylin Hanım'ı zevceliğe kabul ediyor musun? Hayır. Niye karşılamadınız alanda? Hem de bu halin böyle? Vay 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 başımıza gelenler. Ne oluyorsun be, hayalet görmüş gibi Ali nerede? İçeride. Bunlarda bir şey var. Başı bavulları içeri çabuk. Peki. Kimsin sen? Ne oluyor burada? Allah! Ne oluyor burada lan? Ne oluyor burada lan? Saatinizi bozdum galiba. Havaalanına neden gelmedin? Ne bu rezalet? Dur, bu herif eksikti. Kimsin sen? Ben miyim? Bu köşkün sahibisi. Peki, Ali Bey? Ha, Ali. Ali bu evin uşağı. Ben anlamıştım zaten. Bayılmasın gerisi ne de? Sakın yine herif seni. Bu da mı? Sen benden ne ediyorsun lan? Yalan söyledin. Ben uşak parçası olduğunu gizledim. Defol buradan. Hanım kimin evinden kimin uşağını kovuyorsun? Siz defolun. Biz yanık abalılara hakaret ha? Yürü aile. Bir dakika daha duramam bu evde. Bir dakika doldu bile. Gazlayın. Yürü. Kabahat işin ama senin gibi bulunmaz uşak nasıl kovulur? Hadi bavulları içeri al, elbiseni de değiştir. Bu pirincin taşı ayıklanmaz. Beyefendi bizi kovmadan biz kendimiz ayrılalım. Böyle ansızın gelmelerine aklım ermedi. Yoksa bu Aysel kız Avrupa'ya telefon mu etti? Saçmalama be! Yalancı, aşağılık bir adamım ben. Bunun yüzüme vurmaya geldi. Gitmem lazımdı ama gidemedim. Seni bekledim vedalaşmak için. Şimdi... aynı hizaya geldiğim için itiraf ediyorum. O gece Aylin Hanım'a nasıl ilacını seni sevdiğim için verdim. Baş başa kalmanızı kıskanmıştım. Aysel, haklısın. Senin gibi bir kız dururken... başın havadaydı. Önündeki direği çattın. Bu sana lazımdı, iyi oldu. Benden uşaktan başka bir şey olamayacağını anladım. Artık burada kalamazsın. İyi kızsın. Kendine iyi bir kapı bul. Seni böyle bırakmazdım ama
olabilir. Belki bir gün aynı yerde, aynı evde çalışırız. Aslında seni sevdiğimi o sarhoş olduğum gece anlamıştım. Ama bunu kendime bile itiraftan kaçtım. İki çıplak bir hamama yaraşıyorduk. Ali Efendi! Ali Efendi gel, korkuyu bulamıyor. Gel de arayın eve. Geliyorum hanımefendi. Yolun açık olsun. Ne yaptın kızım? Hizmetçilik yaptım. Böylece hayatı biraz daha tanımış oldum. Haklısın baba. Tam bir hayat dersi aldım. Uşak gibi yaşayan zenginler, zengin olmayı heveslenen uşaklar gördüm. Hayatta çok tuhaf şeyler oluyor. Yalnız bir şey değişmiyor. Aşk. Aşık olduğum adam bir uşakmış. Uşak mı? Peki şimdi ne yapacaksın? Onu seviyorum. Onunla evleneceğim. Bir uşakla mı? Unutmayın, söz verdiniz. Yoksa gene bırakır giderim. Peki kızım, kiminle istersen evlen. 20 yaşında bir kızsın, hayatını kendin yaşayacaksın. Kalamayacağım artık burada. Her yerde Aysel'in hatırası var. Peki ne yapacaksın? Elbet bir iş bulurum. Benim gibi eşe semer vuracak çoktur. Aferin. Nihayet tanıdın kendini. Ha benim eşek kardeşim. Aysel'in kıymetini bilseydin ya. Sen ne yapacaksın abi? Anca beraber, kanca beraber. Etme abi. Benim için kendini harcama. Bak şu ilana. Bir uşakla tecrübeli şoför arıyorlar. İyi günler. İyi günler efendim. Birinci sınıf bonservisli uşağım. Ortalık, temizlik, her türlü servisten üstüme yoktur. Daha önce çalıştığım yerlerden takdirler aldım. Buyurun bakın. İşe başlayabilirsin. Demek sen hizmetçi gibi görünüp bana en büyük kazığı attın. İçin için alay edip kim bilir nasıl eğlendim benimle. Dümenin neydi? Niçin hizmetçi oynadın bana? Anlatırım. Çok taktimiz olacak. Bu arada bir dakika duranın yedi bayram sülalesi. Hop nereye? Görmüyor musun Aysel? Bu Aysel. Malum. Ne olmuş Aysel olmuşsa? Sen de biliyordun demek. Fena mı ettim? Sana da iyi olsun. Bir daha sana selam verirsem. Uzatma be Sertem. Öperler mi? Hadi öp. Çekil diyorum abi dinlemem. Öf tokadı başarıma. Ne yapayım ki emir kuluyum. İkinizin de şoförüyüm. Anlamadım nasıl ikimizin? Sonunda istediğinden de güzelini zenginini yakaladın kısmetli heri. Ne duruyorsun? Seviyorum diye bağırsana. Yeri göğü inlesene. Hadi lan ne duruyorsun hala? Beni sevdiğini söylemeyecek misin? Ben... Tamam anlaşıldı. Bundan sonra sabah akşam söyleyeceksin nasıl olsa. Aferin lan Turgut, çok iyi bir iş yaptın. Aile saadetini gördün mü muslukları açıyorum. İhtiyarladın mı nedir? Bu ne dünya kardeşim seven sevene. Bu ne dünya kardeşim böyle. Bir garip kurut için bilmem ki niye. Belki de sen...